Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akkatur'uz. Akkatur telefon 444-4319. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Değerli program ortaklarım, gazeteci Ekrem Balabek ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer ile birlikteliğimizde yine çok özel bir konuyla karşınızdayız. Değerli izleyicilerimiz, isterseniz konumuzun başlığını hemen sizin anlatımıza söyleyelim. Kubilay'ın şehit edilmesinin yıl dönümü. Gerek bu büyüğümüzü gerekse o dönemi anmak adına bugün bir vesile olmuş oluyor. O dönemki süreç tabii ki yakın tarih olmasına rağmen o kadar uzak tarih gibi ki belki çok daha eski tarihimiz için yazılan birçok yazılar, birçok işlenen konular var ama bu yakın tarihimiz için çok az olduğu için bir o kadar uzak deme gereğini duydum. Tabii ki sizler kuşak itibariyle eğitim yıllarınız o dönemlere biraz daha yakın gibi. Gençsiniz ama hani şey olarak diyorum. Hani Cumhuriyet coşkusunu daha içinde hisseden bir gençlik olarak söylemek istiyorum. Bu yılı anacak olursak o önündeki arkasındaki süreci, koşulları izleyicilerimize şöyle tasvir edecek olursak ben hemen sözü size vererek başlamak istiyorum. Neler paylaşmak istersiniz? Teşekkür ederim. Ben bir küçük girişle konuya adım atmış olmak istiyorum. Biz bize programına başladığımız bu 6. yıl herhalde bitiyor artık, sonuna da geldik denilebilir. Bu programlara başladığımızda bir görüşümüzü sık sık tekrarladık. Dünleri Balıkesir'in dünlerini, bugünkü Balıkesir'i anlatmak istiyoruz. Ahmet arkadaşımız sık sık bir kelimeyi kullanıyor, bir nostalji yapalım diyor. Yani mesleklerden insanlara, işte geleneklerden olaylara, hı, yahut işte folklorundan savaşlarına kadar her alanda Balıkesir'in, dünkü Balıkesir'in bugünlere aktarılması bize, bana göre şart olan bir yaşamı var. Bu yakın tarih de denilebilir, tarih de denilebilir. Uzak tarih dersek birkaç bin yıl sayılması lazım. Balıkesir'in yakın tarihi üzerine ne kadar bilgimiz var? Bunları bilenlerimiz de var, bilmeyenlerimiz de var. Bir yerde herhangi bir konu açılıp da bunlarla ilgili bir şeyler tekrarlamak istediğinizde Allah Allah, Balıkesir yapmış mı bunları derler. Mesela biraz sonra değineceğimiz olay nedeniyle 1 Ocak 1931 günü Balıkesir'de sıkı yönetim ilan ediliyor. Atatürk hayatta. Menemen olaylarından hemen bir hafta sonra Menemen nere, Balıkesir nere? Menemen olayı İzmir'in işte Menemen ilçesinde çıkıyor. Gericiler, işte padişah yanları falan, hilafet yanları. Ama Balıkesir'de sıkı yönetim ilan ediliyor. Yani bir takım olaylar işte bilinmiyor. Neden oldu bu da bilinmiyor. Yahut işte 1926 yılında sanıyorum Haziran 16-17'dir. Atatürk'e İzmir'de bir suikast düzenleniyor. Nasıl meydana çıkıyor? Atatürk İzmir'e bekleniyor, trenle gelecek ama tren gecikiyor. Neden gecikmiş? Halkın bir bilgisi yok. Bu arada motorcu Şevki diye birisi koşuyor, iki satır yazı yazıyor ve ilgililere veriyor. Aman diyor, Gazi Paşa'yı, Mustafa Kemal'i koruyun, onu öldürmek isteyecekler diyor. Bunun Balıkesir'le ne ilgisi var? Atatürk, bilenler var herhalde ki Balıkesir'de geceletiyorlar. Yani evde konuk etmiyorlar, İzmir'e göndermiyorlar, bir takım şeyler var. O bakımdan Balıkesir'in yakın tarihinde de önemli olaylar var. Bunları bilmek zorundayız. Bugün biliyorsunuz Menemen olayının 80. yılı, bir anma yılı, anılması gerekli bir tarih. 80 yıl önce işte Menemen ilçesinde bir olay çıkıyor. Üzerinde anlaşılır anlaşılmaz bir takım yazılar bulunan, yeşil bayrağı çeken ve ben Mehdi'yim falan diye bağırıp çağıran Giritli Mehmet Derviş isimli, Derviş Mehmet diye birisi yanına topladığı işte 3-5 kişiyle Menemen sokaklarında yürüyor, bağırıyor, çağırıyor ve bayrağı getiriyor. Menemen'in çarşısında işte bir çukur kazıyorlar, oraya dikiyorlar, etrafında dönmeye başlıyorlar falan.
Tabii bunu Menemen İdaresi komutanlık öğreniyor. Orada yedek subaylık yapan Mustafa Fehmi isimli bir yedek subayı, gidin oğlum bunu görün bakalım neymiş ne değilmiş diye gidiyor, gönderiyorlar. Tabii Mustafa Fehmi bir öğretmen, mesleği öğretmenlik. Belinde bir tabanca var ama içinde kuru sıkı fişekler var. Yani mermi dediğimiz cinsten değil. Ve uyarıyor, bir şeyler söylüyor ama kabul ettiremiyor. O zaman silahını çekiyor ve ateş ediyor ama kuru sıkı ateş. İşte o Mehdi'yim diyen Giritli Mehmet derviş, derviş Mehmet. Görüyorsunuz ya işte kafirlerin silahı bana işlemiyor falan diyor. Olayın temelinde de işte bizim şapka devrimimiz vardır biliyorsunuz 1925-28 harf devrimi. Yani Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni bugünkü modern yapısına ulaştırmak için başlattığı devrimler onlara karşıdır. Atatürk'e işte suikast, biz sadece Balıkesir'de trende yattık hatta ertesi gün İzmir'e gitti işte suikast başarıya ulaşmadı diyebiliriz. Peki Atatürk'ü kimler kaç defa öldürmeye kalkmışlardır? Ve bunları öğrenmesek de olur. Olur mu? Bilelim. Neyin neresindeyiz? Kimler yapmış bu işi? Bunlar yani neyin uğruna ölümü göze alıyorlar? Hepimizin sorması, bilmesi gerekli. Tabii bu gerici bir hareket. Şapkayı giyenler kafirdir. Din elden gidiyor. Hilafet ordusu, işte hilafet yeniden gelecektir, hilafet ordusu burayı basacaktır. Dinden dönenleri bilmem ne edecektir. Hatta o Menemen Çarşısı'nın ortasına dikilen sırıktaki yeşil badrilağın etrafında dönmeyenleri, dönmezseniz sizi diyor hilafet ordusu gelecek, kılıçtan geçirecektir diyor Derviş Mehmet. Sen kimsin, nesin, ne zamandan beri bu işlerin önderisin veya içindesin? Bunlar tabii hep araştırılması gereken ve kısmen araştırılmış. Yani bunlar var. E tabii yani bu gerici hareketler 600 yıllık bir imparatorluğun yıkılma nedenleri arasında da vardır. Yani bunu da kabul etmek lazım. İşte bizim padişahlarımızın, ben onu özellikle söylüyorum, padişahlarımızın hacca gidip gitmemeleri dahi bir sebebe dayanır. 36 tane padişahımız var, hiçbirisi gitmemiş. Allah Allah, niye gitmemişler ki? Siz Hicaz'a demir yolu yaptırıyorsunuz, tren çalıştırıyorsunuz ama gitmiyorsunuz. Veya daha önceki yıllarda, 100 yıllar önce gene gitmiyorsunuz. Evet. Neden? Devlet idaresini başsız bırakmamak. Biz 60 milyon kilometre karelik bir imparatorluk kurmuşuz. Karadeniz'in kuzeyinden ta Afrika ortalarına kadar. İran'dan işte Kafkaslara, Avrupa ortalarına kadar hala Macaristan'da işte Türkçe kelimeler kullanılıyor. Camilerimiz var, medreselerimiz var, işte köprülerimiz var. Bir medeniyeti de götürmüşüz biz oralara. Biz küçük bir ulus değiliz. Ama hep tarihi böyle karıştırdıkça içten içe birbirimizi kötüleyerek, birbirimizin ayağını çelmeleyerek devlete kıymışız. Bunun yerine yeni bir devlet kurmuşuz. İşte o yıkılma nedeninde pay sahibi olanlar, yani bir gerici olarak andığımız devletin büyümesini, güçlenmesini, çağdaş olmasını istemeyenler bir takım hareketler başlatıyorlar. Hatta öyle ki, bırakınız yani Atatürk zamanını, 1907'lerde, 1908'lerde, 2. Abdülhamit dönemi biliyorsunuz, 1908'de ikinci meşrutiyet dönemidir. O dönemde Abdülhamid'in emri vardır. Nasıl bir emir? Şam'da, Şam Suriye, bizim eski vilayetimiz yani evet. Suriye. Efendim Kahire'de, Mısır bizim eski bir vilayetimiz. Rusçuk, orada bizim eski şehirlerimizden biri. Buralarda yayınlanan ve adı irşat olan gazetelerin gerici yayınlarını Türkiye öğrenmesin. Onun için bu gazeteler Türkiye'ye girmeyecek diyor. Ben nereden biliyorum? Başbakanlık Devlet Arşivi'nde bunun belgeleri var. Dosya belgeleri var. Bu ne zaman olmuş? 1907'lerde, 1908'lerde evet. Olmuş. 1919'a geliyorsunuz. Yani 10 sene sonra, 11 sene sonra Balıkesir'de İrşat diye bir gazete çıkıyor. Sındırgılı Katızade evet. Hulusi Bey diye birisi çıkarıyor.
Atatürk bir tarafta vatanı kurtarmak için, bayrağı kurtarmak için. Neredeyse Yunan yanlısı yayın yapan bir gazete tabii, değil mi? Bandırma'da yayınlanıyor. Burada cesaret edemiyorlar ama gene de Balıkesir'e ait yani irşat. Şimdi dediğimiz gibi Balıkesirli her şeyiyle, varıyla, yoğuyla düşman ayağını Balıkesir'e bastırmamak istiyor. Ki Balıkesir'in işgali işte Ayvalık'tan, İzmir'den bir yıl şu kadar ay sonradır. Yani biz 30 Haziran 1920'de Balıkesir işgal edildi. Oysa İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919. Ha şimdi Balıkesir vatanı kurtarmak için örgütleniyor. Reddi İlhak Cemiyeti'ni kuruyor, heyeti merkeziyesini kuruyor. Silah topluyor, askerlerin işte askere gidenlerin ailelerine yardım yapıyor. Subay ailelerine yardım yapıyor. Melbusat dediğimiz elbiseleri topluyor, çorap örüyorlar, hırka yapıyorlar. Yani neler var? Böyle bir yani vatanı kurtarmak için canla başla çalışan bir ilde, Bandırma'da İrşat diye bir gazete çıkarıyor. İşte Mustafa Kemal şöyle kötüdür, bunlar padişahı yok edecekler falan filan diyor. Yok etmeyi bırakın, padişah işte şeyi biliyorsunuz, Vahdettin'di o zaman, İngiliz gemisine binip kaçıyor. Ha bunların bir de yandaşları var. Onlar da Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde toplanıyorlar. Hep Mustafa Kemal'e karşı örgütleniyorlar. İşte o örgütlenmenin eseri bir takım isyanlar çıkıyor, bir takım şeyler oluyor, girişimler oluyor falan. İşte Mustafa Fehmi Bey'in yani Kubilay diye andığımız öğretmen, askerliğini ihtiyat zabiti yani yedek subay olarak Menemen'de yapmakta olan Kubilay'ın şehadetinin 80. yılındayız. Tabii benim aslında söyleyeceklerim çok... Şimdi Kubilay olayı sadece o Mustafa Fehmi isimli yedek subayın başının öldürülüyor. Öldürüldükten sonra da kör ağzı destere gibi olan bağ bıçağıyla koparıyorlar. Derviş Mehmet o kafayı koparıyor. Bir sırığın ucuna geçiriyor. Hatta düşüyor o kelle. Durmuyor. Bir iple bağlıyorlar ve Meremen sokaklarında. Bu vahşettir. Tabii. Hangi dinin, neresinde vardır? Kaldı Cenab-ı Hak da bizim dinimiz gerçekten yüce, mübarek, güzel bir hani din adına yapılan yani, bu yobaz olur mu kişi? Yani? Bu yobazlığı da aşan vahşet. Tek kelimeyle öyle. Tabii bunlar hakkında biraz sonra Ahmet arkadaşımız bilgiler verecek. Tabii yaşadığımız günler dedik. Yaşadığımız günlerin çok önemi var. Türkiye yani bugünkü görünümüne, bugünkü çağdaş gelişmesine kolayca gelmedi. Ne diyorlar? Cumhuriyeti kolay kurmadık diyorlar. Nice olaylar yaşandı. Bu isimde kitaplar var. Büyük araştırmalar var. Birçok devletin tarihçisi Mustafa Kemal'in önünde eğiliyor. Yazısıyla varlık olarak eğiliyorlar. Ama biz derken siz ben değiliz. Yani bir takım, içimizdeki bir takım unsurlar, bana göre zararlı unsurlar, hatta hain denebilecek unsurlar, illa onu kötülemek için bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Nedir bunlardan biri? İşte bugün çok başımızı ağrıtan, çok konuştuğumuz, hepimizi üzen, kahreden, ve ayrıca da düşündüren bir Kürt olayı var Türkiye'nin başında. Birisi terör elebaşı falan dediğimiz Öcalan İmralı Adası'nda. Yani mahkum olmuş. Hayatın sonuna kadar cezaevinde kalacak. Ama onun avukatlık işi kalmamış bu adamın. Ama birileri gidiyor oradan bir şeyler not ediyor, geliyor basına iletiyor. Dağdakiinden daha rahat. Yani daha rahat. Lüks hayat yaşıyor. Her şey gak dese, hukuk dese getiriliyor. O kadar yani. Şimdi Kürt sorunu diyoruz. Kürt sorunu mu var yoksa birileri sorun mu çıkarıyor? Bu da ayrı bir olay. İşte vaktiyle 1925'lerde, 24'lerde bizim petrol hikayemiz de var. Oralar Irak. Tabii Musul, aslında Kerkek. Şey yani İran devleti kalkınca Ankara Anlaşması'na göre o toprakların iadesi aslında Türkiye'ye tabii olmalı. Yani bu Ankara Anlaşması var. Açık maddeleri var. Yani belki oradaki en
üst düzey hak sahibi ne İngiliz'in ne Amerikalısı. Yani oradaki hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti. Yani şimdi Ankara Anlaşması'na göre ben öyle biliyorum. Bizim çocuk yıllarımızda ben tabii 2. Dünya Harbi'ni yaşayan, yani Anadolu kentlerinden birinde, Balıkesir'de yaşayanlardan biriyim. 45 yılına kadar işte bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda herkesin eli kulağında, gözü hoparlörde harple ilgili bilgiler alınırdı. Ve o zaman şöyle söylenirdi. Bu işin altında mutlaka İngiliz parmağı vardır. Öylesine yerleşmiş bir kafalarımıza bir melanet, bir musibet başımıza geldiğinde veya yaklaştığında hemen İngiliz parmağı var deriz. O tarihlerde Musul'un Türklere verilmesini istiyor İngiltere. Ama veri taraftan da oradaki Türk ve Kürt, Türkmenlerle Kürtlerin bulunduğu bir bölge, Kerkük, Musul bölgesi, onları isyana yönlendiriyor. Yani İngiliz oyunu. Bir taraftan Türkiye'ye Musul sizindir, Musul sizin olsun tavşan diye. Kaş, hayır, yani, tavşana kaç, tazıya tut. Tabii bunun üzerine aldattı. Belki başka anlamda, alanlarda işte para verdiği veya istikbal vaat ettiği kişilerle bir isyan başlatıyor. Şeyh Said isyanı dediğimiz olaydır. Tabii. Ne zamandır? İşte Şubat, 8 bütün Şubat. Bütün isyanlarda din kısmeti arkasında, evet, yapılıyor değil mi? Evet, din elden gidiyor. Hayır, dinin elden falan gitti yok. Daha da mükemmel durumdayız. Tabii. Yani 1620'lerin, 30'ların şartları mı var yani dünyada? Şimdi yok. Yani şimdi o Kürt isyanı. Bunlar 1925'te bunu bastırmak lazım. Türkiye daha henüz 1,5 yıllık. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmişsiniz. 1924 yılında işte bu isyan hareketleri başlıyor. 25'in Şubat'ına geldiğinizde işte o Şeyh Said denen adam bir kuvvet topluyor. İşte genç. Dünyanın neresine izin verilebilir ki böyle bir şey? Tabii. Yani Amerika'da değil mi? İki bina yıkıldı da en seçkin adamlarınız bile, en saygıdeğer insanlarınız bile çorapların içine kadar arandılar. Tabii, şey yapıldı. Tabii, güvenlik tabii. mi, özgürlük mü? Yani o iki nokta çok önemli. İşte o Şeyh Said işte bulunduğu bölgede bir askeri hareket başlatıyor. İşte bulunduğu şehri zapt ediyor. Oradaki bir süvari tümenini dağıtıyor. Türk ordusu o. Artık Cumhuriyet İdaresi var. Ordumuz var. O süvari birliğini dağıtıyor. Yetmiyor. Elazığ'a yürüyor ve Elazığ'ı işgal ediyor. Siz yani Cumhuriyet İdaresi olan Allah Allah kim bu adam? Nasıl gelmiş oraya mı diyeceksiniz? Yoksa orayı basıp halkı ve devleti kurtaracak mısınız? İşte Atatürk ve İsmet Paşa da bunu yapıyor. Ve İsmet Paşa hemen bir sıkı yönetim ilan edelim diyor. Ama pek de dikkate almıyorlar. Yani şimdi Menemen olayı 1930 yılının 23 Aralık günü, yani 80 yıl önce bugün yaşanıyor ama bunun temelleri ta isyanlara kadar gidiyor. Yani buradan çıkarılacak bir sonuç var. Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, zenginleşmesini, huzur içinde olmasını maalesef istemiyorlar. İstemiyorlar. Şeyh Said zamanında bir kanun çıkıyor. Takrir-i Sükun kanunu. Bugünün Türkçesine çevirirsek huzur getirme, huzur içinde yaşama kanunu, sükun, sükunetten huzur anlamı. Ama yani bunu istediği halde İsmet Paşa yaptıramıyor. Basıyor istifayı, çekiyor. Ondan sonra zaten hemen yeni bir başbakan tayin ediliyor. Arkasından işte bir takım hareket başlatılıyor. Elazığ'da daha sonra istiklal mahkemeleri, biri Anadolu'da, biri de şeyde, pardon, biri Ankara'da, biri Elazığ'da. Ve orada idam kararları veriliyor. Bu Şeyh Said isyanına karışanlardan 28-29 kişi kadar, sen onları tespit ettin, yazdın da galiba. Yani o kadar idam edilenler var. Ömür boyu 24'er yıl hapse mahkum edilenler var. 15 yıl de birer ikişer yıl hapse mahkum edilenler var. Türkiye buralardan geliyor. Yani biz bugün çok şükür huzur içinde ama neyiz işte falanca bunu söylemeseydi, çocuklar koşmasaydı, yürümeseydi diyoruz ama bunu söyleyebilecek de bir rahatlığımız var. Öyle mi?
Yani bir takım nimetlerin içindeyiz. Ama bu nimetleri biz nasıl kazandık? Nerelerden geçerek geldik bunlara? Bunları tanımak lazım. Tabii. Anlatmak istediğimiz de bu. Tabii. Yani onun tecrübesiyle bugüne ders çıkartmak yani, çok önemli. Hani, çok önemli. Tarih dersini iyi öğrenmeyenler bu dersi tekrar tekrar çalışmak zorunda kalırlar diye bir gibi. Şey var. Yani, tekrar tekrar yaşamak zorunda kalmayalım değil mi? İşte başbakanlar var. İşte Allah Allah. Ya İsmet Paşa'dan başkası başbakan olurmuş. Olur. İşte İsmet Paşa kanunu çıkaramayınca, sükunetim isteği yerine gelmeyince tutuyor, istifa ediyor. Hemen yeri aynı gün dolduruluyor. Fethi Bey, Fethi Okyar daha sonra serbest fırkayı kuracak olan Fethi Bey. O da bir iki aylık başbakanlık yapıyor. Sonra tabii o da sükunetim gerekli diyor. Tabii İsmet Paşa ikinci kez göreve getiriliyor. Tabii Demokrat Parti 1945 Aralığında, pardon Kasım'ında başlayan bir harekettir. CHP'li milletvekilleri vardır. Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü, Refik Oraltan, Dörtlüsü. Bunların hepsi CHP milletvekilidir mecliste. Ve onlar da bir işte yeni kanun önerisi veriyorlar. Bunun kabul edilmemesi halinde de Demokrat Parti kuruluyor. Ama bundan önce Celal Bayar Atatürk tarafından başbakanlığa getiriliyor. Kaldı ki Celal Bayar, Balıkesir cephelerinde, Soma evet. cephesinde komutanlık yapan bir adam. Evet. Galip Bey, Galip Hoca, Galip Hoca adıyla. Yani bu bölgenin tarihi öyle 3-5 dakikada, 3-5 ders saatinde anlatılacak gibi değil. Çok zengin. Yani üniversite bunu ayrıca bir konu haline mi getirir? Bir araştırma konusu yapılıp, bir enstitü kurulup, kitaplar mı hazırlanır? Ama söylemek istediğimiz birçok şeyi bilmiyoruz. İşte buyurun, Kubilay olayı. Olay 23 Aralık 1930 günü Menemen'de, 1 Ocak 1931 günü Balıkesir'de sıkı yönetim var. Ne ilgimiz var bizim? Ama demek bu bölgede de bir takım unsurlar, zararlı bilinen unsurlar var. Hı hı. Atatürk 1900 Gazi Mustafa Kemal adıyla, Atatürk adı daha sonra verildi biliyorsunuz. Balıkesir'e gelip bizim Paşa Camii'de 7 Şubat günü halkla konuşurken, bir Balıkesirli'den bahsetmiştir. Oysa o Balıkesirli onu çok iyi tanıdığıdır, çok hürmet ettiği biridir. Ama Mustafa Kemal'in bakışıyla o Balıkesirli'nin bakışı arasında çok dağlar kadar farklar vardır. İşte biz bunları bilelim, öğrenelim. Gene saygılarımızda kusur etmeyelim ama doğrusunu da bilelim diyoruz. Evet. Yani yaşadığımız günlerin çok böyle büyük olayları var ve maalesef biz bunlardan pek haberdar değiliz. İşte o Şeyh Said isyanı şeyi hazırlamıştır. Menemen olayını hazırlamış. Sadece o mudur? Değil. Nice isyanlar vardır Türkiye'de. Tabii Osmanlı'nın en iyi olduğu dönemlerde bile yani. İsyanlar yok muydu? Nice yani? İsyanlar vardır. Yani devlet idaresi bizim dışarıdan gördüğümüz kadar basit tabii, bir şey yeryüzünde değil. Yeryüzünde her devletin içerisinde yani her milletin içerisinde mutlaka biraz anarşi yapıya müsait kişiler de olabiliyor yani. Olmaz mı? Yapı itibariyle bunun fırsatını bilen mihraklar da olabiliyor. Tetikleyecek, provokasyonunu yapabilecek mihraklar da oluyor. Hala yaşıyoruz. Hani günümüzde de 90'lı yıllarda her seçimden sonra muhalefet ayağa kalkıyor değil mi? Kavgalar, dövüşler her yerde var yani. O tabii oluyor. Burada bilinç seviyesi çok çok önemli. Hani neyin ne için yapıldığı çok çok evet. önemli. İşte işin acı tarafı böylesine güzel, kutsal bir din, en dinlerin en mükemmeli, en insanlık için getirilmiş en güzel, huzuru için getirmiş en güzel dinin alet edilip de şey evet. yapılması. Tabii taraf başka türlü şey yapamazsınız ki, toplayamazsınız ki yani. Değil mi? Ne şey toplayabilirdi? Giritli ne de şeysayı toplayabilirdi dini alet etmezse etrafında tabii, insan tabii, değil mi? Tabii tabii yani öyle. Hem neler, nasıl diller kullanılıyor ki? İşte bu olayların üzerinden 80 yıl geçmiş. Şeyh Said İsyan'ın üzerinden 85 yıl geçmiş. Cennet vaadiyle mi yapılıyor başka? Yani tabii artık. Cennette yer işte melekler falan. Vaatler tabii çeşitli şeyler var. 85 yıl Şeyh Said İsyan'ın üzerinden geçen süre. Ama günümüzde bir din bilgini Yaşar Nuri Öztürk, Diyanet İşleri eski başkanımız siyaset de yaptı. Onun 3 yıl önce yayınlanan kitabının adı nedir?
Allah adıyla aldatmak. Allah adıyla toplum aldatılıyor demek ki, bir takım şeyler var. Hadi Türkiye böyle de yani, başka yerlerde yok mu? Nice olaylar var. Evet. Cezayir'i unutalım mı? Din adına işte orada kafa koparıyorlardı. Yakın tarihte yani 10-15 yıl öncesine kadar öyleydi. Diktatörler var işte, Sudan diktatörü, Libya diktatörü falan, yani hep bunlar dine dayalı güçler. Evet. Evet, söyleyecekler bir çok. Bir aramız var. İsterseniz tabii tekrar devam edelim daha sonra. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir aranın ardından sohbetimize yine kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki tarihimizde böyle acı günler var. Hangisi daha doğru? Siz şimdi yaşayan bir tarih olarak estağfurullah, sorayım. Estağfurullah, benim şeyim yok. Çünkü mesleğiniz itibariyle bu işin duayenisiniz ve şehrimizde, bölgemizde en büyük şahit sizsiniz diye düşünüyorum ben. Bazı şeyleri açmamak mı gelecek açısından önemli, yoksa açıp da olanları gerçek yönüyle, farklı bakış açılarıyla ortaya koymak mı da? Yani bugüne kadar hep böyle, hani bizim tarihimizde hep böyle bir, ne derler, halının altına süpürür gibi yapmışız, üstüne geçmişiz. Hangisi acaba daha iyi? Gelecek kuşakların refah bir ülkede yaşamaları, muasır bir ülkede yaşamaları açısından? Tabii ben sıradan bir insanım, bir Balıkesirliyim. Yerel bir gazeteciyim. 57. yılındayım, meslek yılındayım falan. Biz tarihimize meraklı değiliz. Ben tarihçi falan değilim. Bu lafı, sözü Murat Bardakçı da söylemişti bir tarihlerde. Ben tarihçi değilim dedi, ben gazeteciyim. Ben de o sözü tekrar ediyorum. Ben gazeteciyim. Üstelik yerel gazeteciyim. Bazı insanların işte biraz böyle küçümsediği, öteden tepeden baktığı birisiyim. Merak sayıkla. Biz neyiz, ne değiliz? Söyleyeceklerim için tekrar bizi izleyenlerden de özür diliyorum. Soyadım Balıbey'dir benim. Balıbek diyoruz. Soyadı kanunda beylik, ağalık, paşalık yok demişler. İşte bey tabii yerine... Zaten bekle şey yani, yapar mesela. Bizim memlekette de mesela bey demezler, bek derler. Falan. İşte Orta Asya Türkçesinde balı işte genç, parlak, üstün manasınaymış. İşte Balıbey. Balıbey, Kanuni Sultan Süleyman'ın halasının torunu. Ben oradan geliyorum. Ama onu söyleyince de ne bir arpa boyu büyüyorum, ne kendim de küçülürüm. Estağfurullah. Evveliyatında Malkoçoğlu da var. Şimdi filmleri var, romanları var. Ekrem kendini böyle zannediyor dedirtmek istemiyorum. Estağfurullah. Yani siz oradan geliyorsunuz ama kendinizi bilmiyorsunuz. Balıkesir de bu durumda. Merak duyup araştırdığınızda da karşınıza çok ilginç bilgiler çıkıyor. Böyle bir programda da Ayşegül Özbay isimli bir sunucumuz, bir program yapımcımız da çok biliyorsunuz deyince biz bir şey falan bildiğimiz yok. Kitap karıştırınca, Ahmet'i Mehmet'i işte falanı dinleyince şaşırıp kalıyorsunuz. Balıkesir'de mesela bizim uzun yıllar il halk kütüphanesi olarak bildiğimiz kütüphanenin adı biliyorsunuz 2 yıl önce değiştirildi. Ne dedik? Balıkesir Mutasarrıf Ömer Ali Bey İl Halk Kütüphanesi dedik. Ömer Ali Bey işte Paşa Camii'ni depremden sonra yaptırdı, Saat Kulesi'ni tamir ettirdi, o sigorta sitesinin önündeki şadırvanı yaptırdı, şu oldu bu oldu. Allah bin defa razı olsun, bin defa razı olsun. Allah gani gani rahmet eylesin, yattığı yer cennet olsun. Ama yani devletin arşivine, başbakanlık arşivine girdiğinizde de hiç iyi şeyler duymuyorsunuz. Ha şimdi bu adamı küçültmek manasına söylemiyorum, Allah razı olsun diyoruz. Ama demek onun yaşamında da bir takım şeyler olmuş. Evet. İşte Balıkesir bunları artı değerlemeli, değerlendirmeli. Doğrusu neyse o yazılmalı. Doğrusunu öğrenmeli diyorsunuz. Ha, mesela yakın... şimdi şeyin Demirel'in de bir sözü vardı. Cumhuriyeti yüceltmek için Osmanlı'yı kötülemek gerekiyordu. Mesela bu da bir yanlış. O da yanlışlar ne diyor? Şimdi... Atatürk ve arkadaşları da uzaydan gelmediler. Sonuçta Osmanlı'nın devamı olarak onlar değil mi? Onlar da Osmanlı. Abdülhamit'in kurduğu okullarda okuyarak, fikirlerini geliştirerek geldiler. Hani Abdülhamit ne yapmıştır? Batı'ya bir sürü genci yollamıştır. Oradan çok farklı ve değerli fikirler gelmiştir. Vesaire. Sonuçta bir şey, hiçbir dönem birden pat diye gelmiyor değil mi? Bir önceki dönemin devamı olarak geliyor. O anlamda ortaya çıkması, öğrenilmesi doğrudur yaklaşımdasınız. Bakınız işte tiyatro, amatör tiyatro dedik.
Balıkesir'de 1845'lerde tiyatro var. 1900 değil, 1845'lerde. 1897'de Hacil Bey Okulu'nun, bugünkü Hacil Bey Okulu'nun karşısında tiyatro var. Yani bir Ermeni çalıştırmış. O günün Osmanlı yönetimi işte Ermeni okuluna, Ermeni okuluna ilave yapılması için para istemişler idareden. O da tiyatronun sattığı biletlerden şu kadarı size verilsin demiş. Bunlar bilinirken Balıkesir'de ilk amatör tiyatroyu Balıkesir Lisesi'nin temsil koluna mal ederseniz o zaman biz doğruyu öğrenemeyiz. Evet. Hep yanlış şeylere itibar ediyor. Yok yok o öyle değil. Ekrem nereden bilecek ya işte Ahmet canım o işte 1950'de geldi. Bilmez. Hayır bunu söylemeyelim. Belki o okumuştur. Elinde bir takım belgeler vardır. Araştırmıştır, duymuştur, dinlemiştir. Siz tanık olarak sadece yazılı kağıda, belgeye, gazeteye, kitaba, dergiye bakamazsınız. Ben sizin yani Balıkesirli bir hanım olarak bilginize elbette saygı duyacağım. İşte nice insan vardır. Ressamdır, şairdir, divanı olan insanlardır. Onlar daha muteber belge gibi kabul ediyor. Çünkü yaşıyor artık. Evet. Siz bana işte duayar falan diyorsunuz, onunla alakası yok. Biz yaşadığımız yeri bileceğiz. Şimdi bugün konumuz 23 Aralık, işte Menemen olaylarının 80. yılı. Ha burada biz şimdi kalkıp da falanlar filanlar idama mahkum oldu dersek iyi davranmış olmayız. Ancak kimisi de olmasına rağmen elimizde. Cumhuriyetimizde bir olay da var. Mesela 150'likler diyoruz. Mustafa Kemal'in Türkiye'de bunların bulunması artı yarar getirmez deyip sürdüğü isimler, gönderdiği isimler. Evet. Peki Türk bayrağı altında yaşamaktansa Yunan bayrağının diyenler. Altında olmayı tercih ederim diyenleri yollamıştır tabii. Ama bu 150'liklerden 32 tanesi de gönenli hemşehrimiz. Ne diyeceksiniz? İşte bizim vilayetimiz bu. Bunu kötü manada da söylemiyoruz. Herkesin bir inancı var. 600 yıllık imparatora inanmış adam. Tamam diyorum, Gazi Paşa'yı seviyorum, sayıyorum ama idare cumhuriyet olmasın demiş. Evet, elbette doğru değil yaptı. Karşında da o ceza verilmiş. Öyle anılmasın, bilinmesin, tanınmasın, başka kişilerin sırtında da işte kan akıtılmasın, kurbanlar kesilmesin diye Ahmet arkadaşımız derlemiş. Mesela bu Kubilay olayı sonrasında. Kurulan mahkemede var yani. İdamlıklar var. Şimdi Ekrem abi devletimizin arşivlerinden yayınlanan bilgilere göre şimdi burada 28 Şubat 1931'de Manisa Balıkesir'de Menemen'de sıkı yönetim değil mi? Yönetim var yani. Cezalar demiş listede. İdam edilenler. Manisa'dan kahveci çırağı Mustafa. Manisa'dan Terzi Talat, Manisa'dan Topçu Hüseyin, Manisa'dan Tatlıcı Mustafa Hüseyin, Manisa'dan Eskici Hüseyin Ali. Efendime söyleyeyim. Manisa Keçeli Köyü'nden Himmetoğlu Süleyman, Manisa Paşa Köyü'nden Kahya Ahmetoğlu İsmail, Manisa'dan Mutaf Süleyman, Manisa'dan Manifaturacı Osman, Manisa'dan Hafız Cemal, Manisa'dan Tabur İmamı İlyas Hoca, Manisa'dan Ali Paşazade Ragıp Bey, Manisa'dan Şeyh Hafız Ahmet, Manisa'dan Gilitli İbrahimoğlu İsmail, Menemen Bozalan'dan Koca Mustafa, Menemen Bozalan'dan Hacı İsmail, Menemen Bozalan'dan Hacı İsmailoğlu Hüseyin, Menemen Bozalan'dan Görüceli Abdülkerim, Menemen'den Yukarı Cumalı Ramiz, Menemen'den Çitaklı Molla Süleyman, Menemen'den Hayimoğlu Josef, idam şeriat isteri diye bağıran bir Yahudi vatandaşıymış. Ekrem abi Yahudi vatandaşıymış. Ama yani o pardon unutma sözün de çarşı meydanına dikilen bayrağın altından bu Josef'i geçirmişler. Sopa gücüyle geçirmişler. Tabii O da gider yani. Yahudi zekası çalışmamıştı. Devam edersek Menemen'den Şımbıllı Ali Osmanoğlu Mehmet, Menemen'den Arnavut Yusufoğlu Kamil,
Menemen'den Kerimoğlu İbrahim. Menemen'den Selimoğlu Boşnak Abbas. Alaşehir'den Şeyh Ahmet Muhtar. Alaşehir'den Esat oğlu Mehmet Ali. Manisa Hastanesi imamlığından mütekaid Laz İbrahim Hoca. Manisa'dan Emrullah oğlu Mehmet. Şunu da okuyayım Ekrem abi. Yok, burada... Manisa'dan Nalıncı Hasan idama bedel 24 sene hapis. 20 yaşında. Manisa'dan Çoban Ramazan idama bedel 24 sene hapis. 20 yaşında. Manisa'dan kandırılmışlar diyelim evet, bunlar. Manisa'dan Giritli Küçük Hasan idama bedel 24 sene hapis. 17 yaşında. Menemen'den Harputlu Ömeroğlu Mehmet idama bedel 24 sene hapis. 65'i mütecaviz. Yani yaşı ileri olduğu evet. için onu asmamışlar. İzmir'den Laz Mehmet Ali Hoca idama bedel 24 sene hapis 65'i mütecaviz. Erbilli Şeyh Esat idama bedel 24 sene hapis 65'i mütecaviz. Hapis ve ağır hapis cezalarına mahkum edilenler. Horus köyünden Selahattin oğlu Naşit 15 sene ağır hapis. Horus köyünden Yakup oğlu Ali 15 sene ağır hapis. Horus köyünden Muhittin oğlu Ali Koç 15 sene ağır hapis. Horus köyünden Hasan oğlu Ahmet 15 sene ağır hapis. Horus köyünden Necip oğlu Mevlüt 15 sene ağır hapis. Horus köyünden Ragıp oğlu Osman 15 sene ağır hapis. Horus köyünden Mümtaz oğlu Haşim 65 yaşının mütecaviz olduğundan 12,5 sene ağır hapis. 14 kişiye 3'er sene hapis, 20 kişiye 1'er sene hapis cezaları verilmiş. Tabii bunların dışında 146 kişiyi de serbest bırakılmıştır. Şunları alt alta koyduğunuzda sayı 200'leri geçiyor. Evet. Bunlar sanık olarak tespit edilenler. Evet. Hareket pek küçük diyemezsiniz o zaman. Tabii. Çok büyük bir hareket aslında. Çok büyük bir hareket. Zaten hani şöyle şimdi ikinin rakamları o kadar ne denir ama zaten Menemen'in nüfusu ne kadar ciddi o tarihlerde? Çarşı meydanı vesairesi ne kadar büyüklükte evet. ne kadar? Ve dikkat ederseniz Manisalılar var. Horus köylüler var. Menemen'den pek az isim var. Alaşehirliler var. Evet. Alaşehirliler var. Yani provokatif bir şey oldu belli. Evet. Evet. Denebilir. Aşkım abi şu dikkatimi çekti şimdi. Yani sıkı yönetim Balıkesir'de de var. Fakat çok şükür bu Balıkesir, listenin içinde Balıkesirli yok. Çok şükür. Çok. Ama yani destek yani, aldı mı zannedildi mi yani, oldu bilinmez. Enteresan yani. Yakın belki yani, kaçış bölgesi olarak düşünülebilir. Tabii öyle olabilir. Hı hı. Yani şimdi buradan çıkaracağımız bir sonuç olmalı. Ne derler? Kıssadan hisse. Yani bir devlet yeniden kuruluyor. Osmanlı İmparatorluğu battı. Hilafet kaldırıldı. Padişahlık yok. İşte bir devrimler başlatılmış, harf devrimi var, şapka devrimi var, işte ne bileyim yani birçok şeyler yapılmış. Buna rağmen bir takım insanlar, gene bu toprağın insanı, dili Türkçe, inancı İslam ama bunlar işte hoşa gitmeyecek bir takım hareketlere giriyorlar. 30'dan evvel 1925'te var, parti dönemi de var. Deminleri söylemeyi unuttuk yani bu Takrir-i Sükun Kanunu falan nereden çıkarıldı? Bir terakkiperver Cumhuriyet Fırkası var. Hem adı Cumhuriyet hem terakkiperver yani ilerici. Terakki etmek, ileriye gitmek. Yani günümüze yakıştırırsak ileri demokrasi falan filan da diyoruz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası var. Bu Cumhuriyet Partisi'nin üyelerinden bir kısmı Osmanlı Meclisi'nden, Büyük Millet Meclisi'nden yani gelme. 1920'de kurulan Büyük Millet Meclisi'nden gelme. Ona ne diyeceğiz? Ya ayrılmışlar. Hayır Atatürk'ü istemiyoruz falan filan demişler. Geçiniz onu. Şey de var. Serbest Fırka da var. Serbest Fırka'nın Balıkesir'de yayınladığı bir gazete var. İstiklal Gazetesi. Bildiğimiz Latin harfleriyle dizilmiş. Yazı İşleri Müdürü Doktor Nefi yazıyor. O kadar. Soyadını vermişler. Nefi Saatçıoğlu. Çocuk doktoruydu. Ben biliyorum. Çok da mükemmel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ama o gazetenin yazılarını okuduğunuzda başınızı böyle önünüze yiyorsunuz. Veyahut da işte yer yarılsa da içine gireyim diyorsunuz. Ne kadar kötülüyor idareyi. Ne kadar kötülüyor. Ne kadar şeyler böyle ağır diller kullanıyor. Ha şimdi yani
Serbest Fırka'nın da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nda ömürleri kısa olmuş. O Terakkiperver Fırka 99 gün yaşatılmış. Durumun iyiye gitmediğini görmüş o günün idaresi. Yani 1925'lerin idaresi. Yani bu devlet Hasan Pulur'un dediği gibi gökten inmedi. Türkiye kolay bulmadı Türkiye Cumhuriyeti'ni. Temelimiz evet elbette bir 600 yıllık bir imparatorluk. Onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Onun medeniyeti dünyaya örnek olmuş. Avrupa'da hala eserlerimiz var. Tabii. Bugünün hükümet yönetimi, hükümeti işte Avrupa'da dünyanın falanca şişmanca yerlerinde ecdadımızın yaptırdığı eserleri biz tamir ettiriyoruz diyor. Allah razı olsun. Çok güzel şeyler. Medeniyetimizi hala ayakta tutma çabasıdır. Elbette şapka çıkarılır. Ama yani bunu yapan insanlarımız bugün diğer uluslardan da geri olmamalı. Öyle evet. midir? Öyledir. Yani bana göre. Yani bu ülkeyi biz kolay bulmadık. Bugünü kolay bulmadık. Bugün bir mübarek insanı, bir şehidi anıyoruz. Onlara bu ülkenin insanı olarak çok şeyler borçluyuz. İşte 1925 Şubat'ında doğuda başlatılan Şeyh Said isyanında can verenlerimiz var. Benim kayınpederim Hüseyin Güner de o isyanı bastıran askerlerden biridir. Dursun Bey'dir. Evet. Şimdi ben onlardan da dinledim. Yani olayı biraz daha böyle kafanızda işte tecessüm, şekillendirme, biçimlendirme bir yaşamış insanın ağzından dinlerseniz daha farklı oluyor. O zaman küçümseyemiyorsunuz. Yani olur böyle şeyler diyemiyorsunuz. Yani ne kadar cana mal olmuş, nelere mal olmuş bunları biliyorsunuz. İşte İstiklal Mahkemesi şöyle zararlı kararlar verdi, insanları astı kesti. Doğru. Bunlara hiç kimsenin diyeceği yok. Ama bu kadar da kötülemenin bir anlamı yok. İstiklal Mahkemelerinin birisinin başkanı Balıkesirli. Süreyya Örgevren, daha sonra Balıkesir milletvekili olmuştur, Sındırgıl'dır, ben tanıdım onu. Şimdi yani nereden nereye geliyorsunuz? Hep bunlar Balıkesir'in zenginliği, yani tarih zenginliği, kültür zenginliği zaten o ayrı başlı başına övünç nedeni. Ama ne olur, işte üniversitemiz, hatta diğer özel sivil toplum kuruluşu dediğimiz kuruluşlar da aramalı. Bizim tarihimizden bir sayfa buluyorlarsa o çok büyük bir olay. Çok büyük bir olay. Sağımız, solumuz, her şey, her yerden tarih fışkırıyor. Ve manyasta kazılar var. Benim bildiğim kadarıyla 22 senedir ben durmadan bunları haber yapıyorum. Durmadan yazıyoruz. Dostoyevski'de işte falanca profesör hanım şu kadar kazı yapıyor. Bandırma Belediyesi ve işte falanca tavuk kuyurması şu kadar milyar destek verdi, sponsorluk yaptı diyoruz. Neden yapılıyor bunlar? Orada bir medeniyet var. Evet. Bir satraplık dediğimiz, para basan bir devlet idaresi var. Yani Osmanlı idaresi falan diye bin bilmem kaç sene evvelki bir şey. İskender Balıkesir'in işte Marmara taraflarına gelmiş, astı kestik. İskender tarihin en büyük askerlerinden biri. Bizim Sizikos dediğimiz Erdek'teki tarihi kalıntılarla ilgili bilinenleri şöyle bir okuduğunuzda şaşırıyorsunuz. Bizim de mitolojimiz var ama biz onları konuşmuyoruz. Sadece işte Grek mitolojisi, Yunan bilmem nesi diyoruz. Bizim de var. Orta Asya'nın da var Dede Korkut masallarından işte Ergenekon, bugünkü Ergenekon değil. Daha da 70 bin köyü çalıştırıp da demir dağları eritmek gibi masallarımız var. Yani her şeyi biz Balıkesir olarak öğrenmek zorundayız. Başka yerler işte ben biraz katı yapılayım. Bizi kıskanmalı Allah Allah. Şurada Balıkesirlere bak neler yapmış demeliler. Evet. Biraz bencil bir yapım var. Estağfurullah. Her memleketten sizin gibi kişi çıksa zaten o ülkemizin kalkınması ayrı olur. Çok teşekkür ediyorum ben bu vesileyle tarihimizden böyle bir sayfayı aralayıp en azından almış olduk. Bu konuda merak edenleri de hani bu vesileyle belki araştırmalarını derinleştirme yönünde bir
çalışmaya da sevk etmiş olabilir bu günün olması, bizim almış olmamız. Çok teşekkür ediyorum ben. Böylesine önemli bir konuda bizimle birlikte olduğunuz için. Ahmet abi, siz de bayağı önemli derlemelerde bulmuşsunuz. Kişi kişi isimler. Arşivlerden. Evet. Tabii ki bu hafıza olayı çok önemli. Arşivlerde toplumun hafızası oluyor bir yerde, değil mi? Devletin, milletin hafızası oluyor. Oralardaki kayıtlar daha somut, göreceli bir şekilde dile getirilemeyecek gerçekten ortaya koyan kayıtlar oluyor. Çok teşekkür ediyorum bizimle paylaştığınız, izleyicilerimizle paylaştığınız için efendim. Bize bugünleri yaşatan işte Kubilaylara, canlı bu topraklar için verenlere, karnını akıtanlara rahmet diliyoruz. Evet. Yattıkları yer cennet mekanı olsun diyoruz. Amin.